Herkese merhaba tekrar. İkinci bölümde altınları işlemiştik. Kepçe bölümüne kadar geldik. Şu ekskavatörle yakıt tankını alatlarla bağlayıp, demir alatlarla bağlayıp buraya taşımıştık. Güzel şeylerde altını işlemiştik, elemiştik tekrardan. Şimdi bizden kepçe bilmemizi istemişti, ona devam edeceğiz. Motor sesleri farklı ve hoş. Bu belden kırmalı bir kepçe. Bize belirttiği yere gideceğiz. Orada toprağı kazacağız. Ne demiştik? Lisans olsa biraz daha iyi görünür oyun. Umarım hani onu da çözerler. O toprak yeri kazacağız. Orada ne yapmışlar ki? Ha, o çamuru şimdi yükleyeceğiz. Şimdi nasıl kontrol ediyoruz? Direkt hiçbir yere geçmeden. Tamam. R ile yukarı kaldırıyoruz kolum. TL bu ön kovayı. G ile indiriyoruz, TL kaldırıyoruz filan. Çamur görüntüleri nasıl derseniz iyi. Toprak görüntüsü, ıslaklığı falan yansıtmayı başarabilmişler. Çok fazla döktük, kaldıramadı. Tabii etrafa dökülenler oldu. Daha kalın kum parçaları ya da çakıl diyebileceğimiz şeyler de varmış. Bir onz olana kadar devam edeceğiz. Ya tabii öncelikle buradan bak toprak kabarmaya falan başlıyor böyle.
toprak parçalarına ezince, yani geçince üzerinden zıplıyor lastik. Buraya çok küçük geliyor ya. Böyle kaputu falan açabiliyorsunuz. Zaten burada da bir sürü şey yapılabiliyor. Evet, tekrar bir eleme yaptık, ayıklama yaptık, altın bulduk. 47 onz kadar oldu. Şimdi devam, yani bu yetmez. 1 onzdan sonra ne olacak bilmiyorum. Hani yabancı arkadaşlar, Gadorol veya işte
Asgard'ın kanalı bayağı devam ediyor çekmeye de yani ben ne zaman bitecek yani bu olay? Çünkü 10 tane video çekersek yani alfa demo bilemiyorum. Şurada toprak vardı. Şunu boşaltalım da nasıl boşaltacağız onu ya? Şeye çok kafam takılıyor. Yani bir sürü meslek simülasyonu yapılıyor ve gelecekte bunlar muhtemelen sertifikalı olacak. Yani bunları yaptığınızda bazı kurumlarda çalıştığınızda yani simülasyonlar zaten bazı ülkelerde var. Eğitim onunla yapılıyor. Daha da önemli şey yapıyorlar. Yani burada yani sürüş olayını kastetmiyorum veya başka şeylerim. Çok önemli çünkü şu an bilmediğim bir sürü olayı görmüş oldum. Hani burada eğitim alıp sertifika alıp falan işe girmek gelecekte hayal olmayacak yani olabilecek şeyler bunlar. Daha çevirmeden döküldü ya. Neyse bunlar alfa demo için sıkıntı değil. Şimdi bir daha gidiyoruz elemeye. Artık olmaz mı? Bilemem. Yine bir 90'da falan kalırız herhalde. Öyle görünüyor.
Bu üçüncü video biraz uzun oldu çünkü bizden hani biraz zor bir görev istedi. Yani gerçekçi bir şey istedi. Yani bir ons kadar altın toplamamızı istiyor ve hani uğraştırıyor. Oha, hepsi altın mı ya bunların? Bir kova da hazırlamıştım, onu yapacağım şimdi. Biri geçecek. Güzel şey çıkarmışız ama ya. İyi oldu yani, büyük büyük altınlar. Arda arda 3 bölümü çekiyorum şu an. 3. bölümdeyim. Ve 4. bölüm de olacak muhtemelen çünkü bitmiyor görevler. Bunun bir de free modu var. Free modda ne oluyor? Free modda tabii bunları göstermiyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz ama eğitim modunda bize bütün mekanikleri gösteriyor. Burada yeni bir araca mı geçeceğiz bilmiyorum. Ya da altını mı satacağız? Şehre gidecekmişiz. O inanılmaz. Şehirde o zaman altına satacağız ha. Bir ons bakalım. Yani 1,13 ons bakalım ne kadar ediyor. Burası zaten geldiğimiz yerdi. Yalnız zaman ilerlemiyor şu an. 9.40'da hep sabit bir durumda kalmış bulunmakta. Şehirde yalnız bitmiş ölmüş ya, böyle şehir mi olur? Ama hoş bir alan yani. Go to Blacksmith diyor. Asfalt yolu diferansiyel kilidini kullanma diyor bana. Go to Truck ya, tam araçtan çıktım. Ne yapacağım? Kapıdan girmemi istiyor. Altıncının kapısından. Kapıyı daha doğrusu çalmamı mı istiyor? He, altını satacağız şimdi burada. Evet, harika bir yermiş. Tamam. Şimdi Blacksmith level 1. Level 2 var. Level 3 var. Bunları yükseltebiliyorsunuz. 10-15 dakika sürüyormuş. Bir ons 50 dolar ediyor. Ne kadar param varsa ona göre devam ediyorsun. Biz şu an Alaska'daymışız. Bu altını dönüştüreceğiz. Ve altın dönüştürüldü ya. Tebrikler diyor bize. Şu an Gold Rush The Game yazılı bir altınımız var.
2017'nin 3. çeyreğinde, yani bu Eylül-Ekim-Kasım aylarına denk geliyor, çıkışını gerçekleştirecek. Şu an Kickstarter'dan destekleyebiliyorsunuz. Bu kadar mıydı? İnanılmaz. Devam edersek çalışmaya devam ediyoruz yani. Aynı şeyleri tekrar tekrar uzun bir süre yapmanız gerekecek. Yani bunu ne yapacağız şimdi? Bu elimde kaldı böyle. Tamam, tebrikler, bitirdik ama bu elimde kaldı arkadaşlar. Bu arabaya binemez miyiz ya? Bizim araba nerede bu arada? Burada. Ya bu altın bu kadar mı yani? Enis Alaska'daymışız. Evet. O zaman bitti, bu kadar. Yani 3. bölümde bitirdik mevzuyu. 4. bölüm olmayacak bu zaten. Yapmış bulunmaktayız. Yani devam ettim orada, ekledim filan. Ayrı olarak çekmekteydim ben aslında bunu ama kısa olduğu için hemen ekledim sonra. O zaman Gold Rush Game çıktığında tam sürümünü oynamaya devam edeceğiz. Tabii siz de satın alıp oynayabileceksiniz. O zaman hoşça kalın diyelim. Görüşmek üzere.